Merhaba arkadaşlar. Atin Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine yepyeni bir çay saati tarifim var. Adı tuzsuz nafiye. Kurabiye sözcüğü zamanla şekil değiştirerek nafiye olmuş ve tuzsuz nafiye adını almış bu kurabiyemiz. Çok ilginç. Tatlı desen tatlı değil, tuzlu desen tuzlu değil ama son derece lezzetli bir kurabiye. Hadi hep birlikte kurabiyemizi yapalım. Tuzsuz nafiye kurabiyemiz için gerekli olan malzeme listesini vereyim. İlk olarak 125 gram tereyağı ya da margarin. Ben yarım ölçü yapıyorum arkadaşlar. Siz tam ölçü yapabilirsiniz. Ben bir taraftan başlıyorum. Yarım çay bardağı toz şekerimiz. Yine yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Bir yumurtanın beyazını ayırıyoruz sonra bulamak için. Sarısını içine katıyoruz. Tuzumuz var bir fiske. Onu da kattım. Ve kabartma tozumuz yarım paket. Bunu unla beraber katacağım. Bulamak için susamımız var arkadaşlar. Ben şimdi bu malzemeleri karıştırayım. Çok az malzemeli. Çok kolay ve son derece lezzetli bir kurabiye. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak arkadaşlar. Evet. Unumuz 2-2,5 bardak. Her zamanki gibi kontrollü koyacağız. Bu arada ben kabartma tozunu da atıyorum. Tam ölçüye bir paket kullanıyoruz. Yarım ölçüye de yarım paket kullanacağız arkadaşlar. Hamurumuzu önce spatula ile sonra da elle yoğurmaya başlıyorum. Unumuzu yine kontrollü. Bardağı tepeleme doldurmadığım için 2 bardak ya da 2,5 bardak alacak. Bu çay bardağının yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar. Ama en az 2 bardak un alıyor kurabiyemiz. Evet, şimdi elle yoğurmaya geçiyorum. Biraz şöyle unlayayım. Spatulayı temizleyeyim. Kurabiyemizi şekillendirmeye başlıyoruz. İlk olarak ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Oval şekil verelim. Şöyle. Yumurta beyazına batırıp sonra susama batırıyoruz arkadaşlar. Ve tepsimize diziyoruz. Yumurta beyazına batırdım. Sonra susama batırdım ve tepsiye dizdim. Bütün hamuru aynı şekilde şekillendireceğiz.
Şekil verme işlemimiz tamamlandı. Son olarak üzerine bir bıçak yardımıyla çentik atacağım. Toplam 24 adet kurabiyemiz çıktı. Şöyle düz değil de enine arkadaşlar. Enine de değil. Şöyle gördüğünüz şekilde. Şimdi ben bunu 180 dereceli fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Ortalama 20-22 dakika diyebiliriz. Tatlı kurabiyeleri 20 dakikadan fazla pişirmiyorum. Ama bu dediğim gibi ne tatlı ne tuzlu, ortaya karışık bir kurabiye. Yine 20-22 dakika pişireceğim. Fırından çıkınca görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, tuzsuz nafiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk almış. Kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Ben beyaz susam kullandım. Şöyle alt dokusunu da göstereyim size. Çok güzel kızarmış. 25-26 dakika pişirdim arkadaşlar alt üst ayarda. Tabii bu herkesin kendi fırını pişirme özelliğine göre değişebilir. Şöyle size bir tanesini parçalayayım. İç dokusunu, kıyırlığını da göstereyim arkadaşlar. Çünkü bazen yorumlar alıyorum. İşte içini de gösterseydiniz bari gibi. Şöyle. Bakın. Kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Evet. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.